Herkes selam arkadaşlar, ben Burak. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bunu bir gün geç çekiyorum olabilirim. O yüzden sıkıntı yapmayın. Çünkü anca vakit bulabildim. Arkadaşlar Truckers Europe 3. Truckers of Europe 3 olması lazım. Aynen var arkadaşlar. Yeni oyun çıkış yaptı. Bunun demosunu oynamıştık. Hatırlayanlar vardır elbette. Mobil oyun arkadaşlar. O yüzden işte gördüğünüz gibi şeyleri falan daha yeni ayarladım, işte klavye şeylerini. Onları da isterseniz arkadaşlar nasıl yapıldığını gösteririm sizlere. Evet, ayarlarımızı yaptık, her şeyi yaptık, grafik ayarlarını falan her şeyi yaptık arkadaşlar. Oyuna girmeden yapamıyorsunuz bu arada, grafik ayarlarını buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Kontrollerini buradan seçiyorsunuz, çekicinin ayarları buradan, işte otomatik, manuel falan. Telefondan oynuyorsanız bu arada direksiyonu tercih etmenizi öneririm, daha güzel olur. Evet, başka şöyle bakıyorum arkadaşlar. Ben hepsine baktığımda yani sesler full ama az çıkıyor gibi geldi bana açıkçası. Kulaklıkla bile az geliyor. Evet, inşallah size de gelir. Arkadaşlar yolculuğumuz başlıyor. Kamera ayarlarımızı. Evet, mevcut işleri göster diyor. Evet, aynı ETS gibi olmuş birazcık. Evet, şu şekilde. Arkadaşlar güzel bir iş alalım, güzel de para bıraksın. En iyisi arkadaşlar lambiri taşıyalım. Yo, çimento torbalarıymış. Pardon, ben dışarıdan görünce lambiriye benzettim. Sıkıntı yok. İş almak istiyor musunuz? Evet. Hadi bakalım. İş bundan çıktık mı herhalde? Yüke doğru bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Aa, bu arada dışarı kamera içinde, o arkadaşlar şuradaki detayları görüyor musunuz ya? Mesela arabanın içindeki eskitmeleri falan efsane olmuş ha bu arada. Arabanın içinde işte rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz mesela. Diğer mobil oyunlardaki gibi. Çok zor değil araba içerisinde hareket etmesi arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şöyle dışarıdan bir işimizi alalım abi. Vitesimizi geriye taktım abi. Direksiyon kontrolü çok tatlı, hoşuma gitti. Kendi otomatik oturdu. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz başlıyor. Hazır mısınız? Evet, yükümüzü aldık, yolumuza çıktık. Arkadaşlar bir tane navigasyonumuz var. Lakin çok kaliteli değil. Ultra'da oynamama rağmen. Bu arada şöyle sağımıza solumuza bakalım. Sinyalimizi verelim abi. Şu araba geçince geçelim. Hadi bakalım. Kamerayı sonradan kendi kendine düzeliyor mu? Düzelmiyor abi ya. O hoş olmamış. Şöyle girip çıkmam lazım. Otomatiği almak için. Arkadaşlar şöyle yolumuza çıktık. Bence kalite çok güzel. Oyuna ilk girdiğinizde bir kalite kötü oluyor ama oyuna girip ayarları tekrar düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Oyuna girince düzeliyor. Onu da belirtelim. Bu araçta ayrıyetten kirlenme olayı da var. Şurada hız sabitleyicimiz vardı herhalde. Aynen. Bunu yükseltelim. Şöyle kaça yükseltebiliyoruz en fazla? 125'e kadar yükseltebiliyormuşuz. Hız limitimiz şurada gözüküyor yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Arkadaşlar şöyle ara sıra bakarız. Şöyle, aa pardon, şurada da gözüküyormuş, sıkıntı yok yani. Trafiği biraz çoğalttım arkadaşlar, hani geçen sefer hiç araba görmemiştik ya, birazcık çok olsun dedim trafik. Bu arada aynadaki kamerada kasma meydana geliyor, onu da fark etmedim değil. Hani normal giderken çok güzel akıcı ama burada bir kasma var gördüğünüz gibi. Onlar da zamanla düzelir, oyun yeni çıktı çünkü. Abi harika olmuş, efektler falan efsane ya. Şu olay çok güzel olmuş. Şöyle kamerayı kendime göre bence ayarlamam daha güzel olacak gibi. Aa, otomatik düzeliyormuş bakın. Mesela şöyle gidiyorum ya. Bu arada buradan sağa gideceğim. Bak hiç dokunmadığınız müddetçe. Aha, bir sefer kaza yaptım galiba. Of 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 of. Arkadaşlar büyük kaza atlattık. Yok, kilit. Kilit. Çekici çağıracağız mecbur. Çekici çağırmalı arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi. Evet, şeysiz var. Reklamlı var ama biz ödeyelim ya. Var herhalde, paramızı öde.
Arabayı çalıştır butonu nerede arkadaşlar? Ha, buradaymış. El frenimizi indirelim, gazımıza yüklenelim arkadaşlar. Ya kamerayı değiştireceğim diye ya, ne yaptım ben ya? Çok kötü kaza yaptık arkadaşlar oyunda. Büyük hatalardan birisi. Evet, böyle şov yapmayın benim gibi. Araba bayırda biraz çekmedi ama olsun. Hız sabitleyici bu arada şu anda açamıyorum arkadaşlar. Herhalde belli bir hızın üstüne çıkmayınca açtırtmıyor. Onu da belirtelim. Mesela 40 olduk. Ha, 40'tan sonra açılıyormuş. Tekrar yükselttim arkadaşlar. Dışarıdan kontrol de çok tatlı. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Ve bence gayet güzel. Aracın markası bu arada Man ama Moon diye yazmışlar. Telif yememek için. Ya buna da artık bir çözüm bulsunlar ya. Şu oyunlardaki araç firmalarının falan olmuyor. ETS'de de aynısı vardı bir dönem. Falan filan ama yukarıda reklamlar çıkıyor mesela. Hoş değil. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Tekrar kaza yapmamak için arkadaşlar düz yolumuzdan devam edelim. Bu arada kaç kilometremiz var acaba? O görebiliyor muyuz ki? Şöyle bakayım bir. Sanırım arkadaşlar kilometremizi göremiyoruz. Emin değilim. Şöyle küçük bir map falan açılmıyor mu acaba? Kabin ışığımız varmış burada mesela. Ah, açtım. Mesela gayet güzel. Biraz daha aydınlattı. Fena değil. Sinyal verdim mesela biraz kasma oluyor bilmem ne. Ama bir telefona göre muhteşem bir oyun. Onu belirteyim arkadaşlar. Yani eğer bu oyunu geliştirebilirlerse diğer oyunların yüzüne bakmazlar. Haberiniz olsun. Buradan da saygılar, sevgiler arkadaşlar. Ellerine sağlık yapanların. Kornamız. Basılı tuttuğunuz müddetçe ötüyor. Bas çek yapabilirsiniz. Bence güzel. Araba biraz kazalı olduğu için sağ çekiyor gibi. Vallahi sağ çekiyor. Hasar var mı acaba? Hasar kontrol falan nereden yapılıyor onları bilmiyorum. İnşallah siz karıştırırsınız da yorumlarda bana bildirirsiniz arkadaşlar. Tünele girdik abi. Bir şey söyleyeyim mi? Üf diyorum. Başka bir şey demiyorum bak. Tünel efsane olmuş. Tünel çok hoş olmuş. Hafif de bayır çıktığımız için çok da hızlı gidemiyoruz. Evet, yine hızımıza ulaştık az çok. Bu hızlanma konusunda biraz gerçekçi olmuş, güzel olmuş. Mesela bayır çıkarken falan bayağı yavaşlıyor, çok güzel. Fiziği çok efsane olmuş ya. Oyun gerçeklikleri hoş olmuş. O aracın içi zaten. Arkadaşlar harita yükleniyor dedi ve bir reklam attı araya. Oynarken reklam atması çok kötü bir şey. Abi oyun bitince at, oyun başlarken at ama oyunun içinde böyle sürerken atma gözünüzü seveyim. Gözünüzü seveyim. Harita yükleniyor dedi, reklam attı. Tamam, haritayı yükle. Muhtemelen arkadaşlar haritalar yüklenene kadar hani biraz böyle sorunlar olabilir. Artık gezdikçe, gördükçe yavaş yavaş düzene girecek. Bu oyunu da oynamamı istiyorsanız mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Benim çok hoşuma gitti. Eğer oyna abi diyorsanız arkadaşlar mutlaka buna devam etmek isterim. Çünkü çok güzel bir oyun. Kaliteli yani. En azından bir telefon oyununa göre bence hoşuma gitti yani. Işıkları açmamışım bu arada. Kimse de demiyor abi şöyle. Oh, gayet güzel. Şöyle bir ara durunca bakalım. Şimdi korkuyorum. Bir daha kaza yaparsam çekici de çağıramayacağım. Param bitti çünkü. Son 250 dolar paramız kaldı. TL neyse. Çekici 750'ye gitti ya. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Ne kadar yolumuz kaldı acaba bilmiyorum. Hava hafiften kararıyor arkadaşlar.
Geçişler bayağı hızlı olmuş. Hava kararma geçişleri. Onu da belirteyim mesela. Şu anda hava karardı. İçeri giriş çıkış efektleri çok güzel abi. Animasyonlar. Çok hoş. Ama iç aydınlatmalar olduğu için bayağı fark etti. Onu da belirteyim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Yaktım abi. Cayır cayır yanıyor. Işıklarımızı şöyle bakayım. Şu kısa şu uzun. Kısaları yakalım. Evet, çok hızlı gittiğim için devirme riskim çok yüksek arkadaşlar. O yüzden biraz korkmuyor değilim. Fizik iyi mi dedik ama yani yine de devrilmeyecek anlamında da gelmiyor çünkü baya sallıyor virajlarda, haberiniz olsun. Yollar genel olarak aynı arkadaşlar. Şöyle baktığımda sanki hep aynı yerlerden geçiyormuşum gibi hissediyorum. Ama toparlarlar ya. Oyun yeni çıktı ya. Canınızı sıkmayın. Çok güzel olur. Vallahi. Ama bir şey söyleyeyim, bu oyun patlar ha. Sağlıyorum bak, önüme atlama ha. Araçlar da hep soldan gidiyor. Bir anlamsız hareketler var. Bilemiyorum. Ben de sağlayarak geçiyorum ama. Geçerken korna morna bak. Önüme kıracak. Oğlum alırım ha. Bu arada ha. Şeritte git gel yapıyorlar yani. Hareket ediyorlar. Düz bir çizgi üstünde gitmiyorlar. Onu da belirteyim. Hareket ediyorlar. Biraz önceki araba neredeyse benim şeridime girecekti. Sonradan geri döndü yani. Yapay zeka sanki biraz daha güzel gibi. Hoşuma gitti. Bak. Gördün mü? Yanaştı, şimdi geri gitti. Mesela. Hoş. Gerçekçi olmuş. Bu araç da bayağı hızlı gidiyormuş ya. 115'i gördük arkadaşlar. Yapıştırdık gidiyoruz yani. Bayağı da hızlıyız yani. Bir virajlarda biraz düşüyor. Evet, yine bir tünel daha var. Tüneller güzel olmuş. Of 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 of, devireceğiz ha. Korkutuyor ya. Şöyle giderken karıştıralım mı arkadaşlar biraz? Ne var ne yok. Dörtler var. Dörtler normal. Aks indir. Ha, gerek yok bu durunca. De difir kilidi, diferansiyel kilidi, güç modu, power mod, treyleri ayır. Arkadaşlar burada şu an bizim çok şeyimizde değil ama oyun şu an muhtemelen burada da bir harita yükleme şeyi olabilir. Bakayım, olmadı. Evet. Işık gözüm aldı ya. Çok o kadar aydınlıktı ki içerideki aydınlık, içeride aydınlık. Şunu şöyle kapasam bence daha hoş olacak gibi. Neyse, açık dursun bakalım, aydınlık olması daha iyidir. O arkadaşlar 130'u gördük şu anda. Bayır indiğimiz için galiba. Araba o kadar çok korkutuyor ki beni, sallıyor. Virajlarda problem yaşadım. 133 mü 134 mü onu gördüm yani. Bayır indiğimiz için bir yapıştırdı, abandı. Evet, farklı bir yere geldik. Sanırım şehir içine mi giriyoruz? Ne bu? Evet, burada bir silolar falan var arkadaşlar. Yine harita yükledi arkadaşlar. Bir şey atlattık. Reklam. Her harita yüklendiğinde reklam atlıyoruz. Evet, muhtemelen şehir içine geliyoruz arkadaşlar. Yaklaştık. Ondan dolayı harita yükledi, yüklemiş olabilir. Her harita yüklemede bir reklam atlıyor. Bu arada arada bir böyle bir flash gibi bir şey patlıyor ekranda. Onu da kesmedim değil yani, bir şeyler oluyor.
kafamızı dışarı çıkartabiliyoruz. Oh. Arkadaşlar, of, buraya çarpmak zorunda kaldım ya. Buraya çarpmak zorunda kaldım. Mecburdum yani. Şuradan döndürebilir miyim? Haydi bismillah, haydi bismillah. Döndük döndük, tamam. Harika. Valla çarpmak zorunda kaldım. Ne yapayım? Yoksa duramayacaktım. Geri geri gelmesi daha zor. En azından oraya bir dokundurayım da dedim yani. Şş, lan şeye bakıyordum tam da. Bir dakika. Şöyle dışarı bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynen, şehir içine döndük galiba. O yüzden böyle bir şey oldu. Şu an yanlış bilmiyorsam şehir içindeyiz. Şöyle 80'e sabitleyeyim de arkadaşlar. Çok hız yapınca malumunuz duramıyoruz, kalkamıyoruz. Evet, şehir içine geldik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Fren boşaltma olayı çok güzel fos fos ediyor gördüğünüz üzere. Arabanın tepesine çıktık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Durmuyor durmuyor. Az daha vallahi girecektik ha. Evet, şehir içine geldik abicim. Yükümüzü buralarda bir yerlerde atacağız. Yükümüzü teslim etmeden önce arkadaşlar şöyle bir son bir kontrol yapalım. Işıklarımızı kontrol edelim. Şuradan bir gireyim. Vallahi durmuyor. Abi, fren sistemi çok kaza yapmaktan dolayı herhalde kilit, haberiniz olsun. Bu ne ki? Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet, uzunlar kısalar hesabı bu. Dörtleri yakalım. Dörtler de bu şekilde yanıyor. Yani oyun güzel ya. Arkadaşlar dörtler yanık bu şekilde. Şuraya park edelim. Yükümüzü teslim ettik. Hasar cezası 32 euro. Yemişiz. Toplam gelir 908 arkadaşlar. Tüketilen yakıtı bizden kesiyor. Ha, şu mesele. 350 kilometre yol yapmışız arkadaşlar. Seviye atlayamadık ama olsun. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.